Merhaba arkadaşlar. Bugün armut ve ayvalara Utelke Kaolin uygulaması yapacağım. Hayatımda daha ilk defa atıyorum bu kili. Şöyle göstereyim. Yani nasıl atılıyor? Yani tona 40 kilo dediler. Benim 2 tane 25 kiloluk çuvalım var. Şurada da var. Şurada da var. Şöyle bir şey. Doğal bir şey bu. Ayvada ateş yanığına, armutta kara lekeye iyi geliyor dediler. Bakalım, deneyeceğim. Yavaştan suyu karıştırayım ben. Şöyle iki tane varil yaptım. Varillerin içine dökeceğim. Bu tankeri falan tıkıyor dediler direkt döktüğünüzde. O yüzden böyle bir şey yaptırdım. Yani sonradan tankere çektireceğim. Şimdi şunu bir tanesine dökelim bakalım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Vallahi bizim buralarda atan yok bunu hiç. Ben bunu internetten görüp satın aldım. Yok dediler tanker tıkıyor dediler. Yok dediler şey dediler. Bakalım nasıl olacak. O yüzden böyle çok su yaptım. Hiç de bir şey yok. Direkt eridi. Bunlar 25 kiloluk çuval. Böyle değişik bir şey oldu. Kaynıyor gibi oldu. Allah Allah. Böyle karıştırıcı var. Bunu karıştıralım bakayım. Kendi kendine karıştı ya. Resmen. Bir şey yapmadım. Biz gözdaşını, kireci daha çok zor karıştırıyoruz. Herkes yok tanker tıkıyor falan dediler de. Herhalde mesela ne bileyim 10 kilo suya herhalde şey yapıyorlar. Bunlar da sıkıntı çekiyor. Zaten 25 kilo bu. Dibine çöktü desem dibinde de yok. Şu an için yok. Arkadaşlar bu topraktan çıkıyor. Yani doğal bir şey. Denemek istedim öyle. Bakalım atacağız. Biz armutta kara lekeye falan artık illallah ettik. İnşallah bizim umudumuz olur yani. Utelke Kaolin. Aa, karıştı baya. Şimdi ben şu tankeri pervanesini kapatayım burada ses yapmasın. Sonra şuraya açayım. Takacağım şey. Sonra şunu çektirmeye alayım. Birini açıyorum birini kapıyorum işte. Öyle oluyor. Sonra bir de şunu çektirelim. Traktörü çalıştırayım. Şimdi çektireceğim bakayım arkadaşlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hop gidiyor. Valla bana dibinde çok şey tortu kalıyor, cart, tanker tıkıyor falan dediler de millet boşa konuşuyormuştu galiba ya. Arkadaşlar bu bizim bildiğin gözdaşı gibi. Kireç gibi. Millet bunu dibinde eritemiyor, tortu bırakıyor. O yüzden de tanker tıkıyor yani. Net başka bir şey yok bunda.
Ben böyle adam gibi karıştırdıktan sonra bunu hiç tıkanmaz bu. Millet dibinde kaya, daha demin vardı bir tane böyle büyük kalmış. O şekilde atıyor herhalde. Bak yine tıkandı bu mesela şimdi. Bu normal. Arkadaşlar bunu bir de kesinlikle gereci yapıştırıcıyla atmamız öneriliyor. Bu bir tonluk. Ben 1250 kutusu yapıyorum. Ama fazla olsun diye 2 tane atıyorum. Yani benim attığım şu an 2 tonluk. İyi dalsı yapıştırsın diye. Yayıcı yapıştırıcı bu. Yani siz de atarken kesinlikle böyle atın. Böyle diyorlar. Vardır bir bildikleri. Benim suyum doldu. Bunu kapatayım ben. Arkadaşlar ben buraları toplayayım. Tarlada görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi armut tarlasına geldim. Pervaneye atacağım. Pervane kapalıydı. Şu karıştırıcıda geldim hep. Hadi bakalım başlayacağız şimdi. Takviye 5'in yavaşıyla gidiyorum ben. Orada benim düğmem var. Hadi ilk defa atıyorum. İnşallah faydası olur. Arkadaşlar bu denilene göre ağaçların üstünde beyaz bir tabaka bırakarak ateş yanığına, güneş yanığına işte ne deniyorsa artık, ondan sonra kara lekeye falan da iyi geldiği söyleniyor. Bakalım inşallah iyi olur. Vallahi bilmiyoruz bakalım, deniyoruz. Bizim buralarda hiç uygulayan yok. İlk defa ben deniyorum bunu. Armut'ta ve küçük ayva bahçesinde ve böyle büyük ayvalarda deneyeceğim. Belki bağlarda da böyle bir 3-5 kütük deneyebiliriz. Ümit ediyoruz. İyi olsun diye uğraşıyoruz. Araştırıyoruz, bakıyoruz. İnşallah iyi olur. İşte. Arkadaşlar şimdi armuta bitirdim atmasını. Şöyle attım. Üstlerinde hep beyaz beyaz bir şeyler oldu. Böyle bir kalın tortu. Böyle beyaz beyaz. Şöyle göstereyim. Şuralarda da var hep. Böyle kurudukça beyazlıyor. Mesela şuraya daha yeni attım. Burada bir şey yok. Yok buraya değil. Bu sıraya yeni attım. Zaten suları da damlıyor. Burada mesela şu an öyle gözle görülür. Şunu göstereyim. Bir şey yok. Kuruyunca beyazlıyor. Umarım faydasını görürüz. O kadar uğraştık, attık. Bak burada mesela beyaz beyaz olmuş. Armut'un üstünde de var beyazlık. Mesela şu ağaç bayağı beyazlamış. Beyaz beyaz olmuş. Başka mesela hangisini gösterebilirim? Mesela şu tarafta gösterelim bir tane daha. Bu ağaç da bayağı bayağı böyle
şey olmuş. Daha kurumamış zaten. Kuruyunca beyazlıyor. İnşallah faydasını görürüz. Şu taraftan da gösterelim. Şöyle. Buralarda da beyazlıklar var. Armutlar da yine aynı şekilde. Burada da var. Hadi şimdi ayva tarlasına yavaştan gidelim. Arkadaşlar şimdi ayva tarlasına geldim. Şöyle göstereyim ayva tarlasında. Armutta 6 tane açıyordum. Bunda 4 tane açacağım. Şu ikisini kapayım. Onu kapadım. Burada da şunları kapayım. Şu şekilde olunca bunlar kapanıyor. Şu şekilde kapalı. Burada da 4 tane şey var. Arkadaşlar bu açıkçası ateş yanığı için atıyorum ben yani. Şöyle göstereyim. Anlatamadım daha demin ama bu ateş yanığı güneşten oluyor bir anda. Buna iyi geldiği söyleniyor. Beyaz beyaz. Zaten göz şey var bunda da. Gözdaşı var. Hani bu üstünde beyazlık oluşturuyor. O yüzden güneş yakmıyor diyorlar. Yani internette öyle diyorlardı. Ben de o sebepten ötürü aldım. Daha önce atacaktım aslında bunu da. Vakit olmadı. Ondan sonra atamadık. Bugün atıyoruz bakalım. Bundan sonra da bu ateş yanığı olabilir. Hani bitmiş değil daha. Şöyle kurutuyorum. Şöyle göstereyim. Çok kötü bir şey bu. Bu tarlada bizim az. Yani bizim tarlalarda genellikle az ama kimisinin tarlalarında acayip derecede çok yani ağacın kurumasına kadar gidebiliyor. Şöyle göstereyim. Hadi yavaştan başlayalım. Açık. Böyle yavaş yavaş gideyim. 30 bar da atayım. İnşallah faydası olur. Bu ağaç normal kendinden kurumuş. Tarlada bayağı otlanmış. Bu sene Haziran ayı resmen Nisan gibi geçti. Nisan'da yağan yağmur kadar Haziran'da yağmur yağdı. Yağıyor da. Hava zaten kapalı bugün. Güneş çıktı ama yani yağmurlu gösteriyor. Bir hafta 10 gün yağmur var. Bakalım ne olacak. Yani yağmurda şu an hiçbir şeye iyi gelmiyor. Hava sıcaklıkları düşük. Mahsuller ıhmıyor, gelişmiyor. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar şimdi başka ayva tarlasına geldim. Bu ayvalar büyük. Bunları açacağım böyle. Hepsini açacağım bu sefer. Bir altındakini, en alttakini açmıyorum. Diğerlerini hep açıyorum. Öyle göstereyim. Açalım. Açtım. Şurada bizim benim ekim. Bu ayvada yine böyle kısmi kısmi ateş yanıkları var. Şurada var mesela. Ondan sonra şuralarda var. Şurada var. Bunda öyle çok yok. Şuradakinde var. Hadi yavaştan başlayayım. Atmayın. Arkadaşlar başladım yavaştan atmaya. İnşallah faydası olur. Ayvalarda bu sene işte ateş yanığı var böyle. Şurada var. Burada var. Şurada var. Öyle atıyoruz.
faydasını çok görürsem, yani haftalar sonra, belki aylar sonra yorumlara yazarım tekrardan. Ben videoyu daha fazla uzatmayayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone